Merhaba. Herkese merhaba. Ben Özlem Çabuk, Yoga Vakfı'ndaki ilk yoga dersinde sizlerle birlikteyim. Evet, herkese merhaba. Ben de size kalpler gönderiyorum. Namaste. Evet efendim, bugün yaklaşık 1 saatlik bir yoga pratiğimiz olacak. Dersimi paylaşırken Yoga Vakfı sayfasında özellikle herkes için yoga diye bir başlık altında dersimi paylaştım. Bunun sebebi gerçekten de herkes için. Birkaç şeyi hatırlatmak istiyorum ders başında. Yanımızda 2-3 tane yastık bulundurmamızı isteyeceğim. Belki bir polar battaniyeniz varsa onu bulundurmanız gerekebilir. Dizlerimizi özellikle korumak için ve vücut sınırlarımıza duyarlı kalarak, kimisi bu yastıkların, belki 3 yastık olacak yanınızda, belki 3'ünü birden kullanacak, kimisi hiçbirini kullanmayacak. Sürekli pratiğinde olanlar belki yastığa ihtiyaç duymayacaklar, ama ben herkes için adı üstünde, herkes için başlığı altında topladığım için, herkesin yapabileceği bir seviyede olması için de bu 2 ya da 3 adet yastığın bulundurulmasını istiyorum. İlle gidip yoga malzemeleri satan bir mağazadan aldığınız yastık olması da şart değil. Evinizde bulunan koltuklarınızda, salonunuzda kullandığınız 2-3 yastık da olabilir. Şimdi ben de göreceksiniz o yastıkları zaten. Umarım sesim geliyordur. Eğer sesim geliyorsa yavaş yavaş derse geçeceğiz ve derse geçerken de ben yorumları kapatacağım müsaadenizle. Çünkü yorumlar devam ederse beni görebilmeniz pek olanaklı olmayacak. O yüzden yorumları kapatacağım. Dersin sonunda yaklaşık 5 ya da 10 dakika arasında eğer sorularınız olursa, söylemek istediğiniz şeyler olursa dersin sonunda tekrar yorumları açacağım. Evet, hepimize güzel bir pratik olsun diliyorum. Saatimize de tam bakalım ki zamanlamamız doğru olsun. İlk iş müziğinizi açmakla başlıyorum. Sesim duyuluyor mu acaba? Net bir şekilde duyuluyor mu, onu merak ediyorum açıkçası. Eğer sesle ilgili bir sorun varsa onu dile getirirseniz sevinirim. İpekçim, duyuluyor ses. Evet, İpekçim hoş geldin. Herkese hoş geldin demek istiyorum. Şimdi telefonlarımız varsa onları ya uçak moduna alalım ya kapatalım. Ki tamamen kendimizi bugünkü yapacağımız yaklaşık 1 saatlik bu pratiğe, zihnimizi, bedenimizi, bütün enerjimizi bu pratikte kullanalım istiyorum. Evet, müziğimizi de ayarladıktan sonra dersimize geçeceğiz. Evet. Şimdi yorumları kapatıyorum. Matımın başına geçiyorum. Ders olduğu için evet, ufak tefek aksamalar olabilir. Sürçülisan edersek affola. Evet, umarım kapatabilmişimdir. Şimdi matıma geçiyorum. Evet. Şöyle matımızın tam ortasına, hareketlerimize yerde başlayacağız. Tam ortasına birkaç oturuş şeklimiz var. Öncelikle onlardan bahsetmek istiyorum. Dilerseniz şöyle Vajrasana pozu dediğimiz, yandan göstermek istiyorum ama bu arada yorumları sanırım kapatamadım ben. Onu nasıl yapacağız? Yorumları nasıl kapatacağız? Umarım kapanmıştır.
kapanmadıysa da zaten ben sizlere yönergelerimle yönlendirmede bulunacağım. Görmekte zorluk çekerseniz. Evet, ne demiştik? Rahat bir oturuşla başlıyoruz pratiğimize. Önce Vajrasana dediğimiz kalçalarımızı, oturma kemiklerimizi, bacaklarımızı yani ayaklarımızın üzerine yerleştirdiğimiz, ayaklarımızı serdiğimiz bir oturma şekli. Eğer dizlerde bir sorun varsa işte şu bahsettiğimiz yastıklar orada devreye girecek. Yastığımızı alıp kalça kemiklerimizle bacaklarımızın arasına yerleştiriyoruz. Ve mümkün olduğunca dizlere yakın bir yere oturtuyoruz. Evet, şöyle yakın. Ki ayak bilekleri de çok zarar görmesin. Evet. Ben böyle bir pozisyonda oturmayı tercih ettim bugün. Daha sonra başka bir pozda da oturabiliriz. Ellerimiz dizlerimizin üzerinde. Yavaşça gözlerimizi kapatalım. Ve birkaç nefes. Burada nefesimizi takip edeceğiz. Burundan bir derin nefes alalım. Ve burundan verelim. Tekrar burundan derin bir nefes. Acele etmeden uzun uzun verelim. Tekrar bir nefes. Yavaş yavaş verelim. Gözlerinizi açabiliriz. Boyun egzersizlerimizle, boyun çalıştırmalarımızla başlayalım pratiğimize. Pratiklerimize nefes alışverişler her zaman çok önemlidir. Eğer vücutta açılmanın olduğunu hissettiğiniz bir durum, bir poz yapıyorsanız, vücudun göğsün açıldığı bir pozsa, bu böyle pratik bir bilgi olsun diye size söylüyorum. Orada işte nefes almanız gerekiyor. Kapanan bir durum varsa da orada da nefesinizi vermek gerekiyor. Şimdi nefesimizi alalım. Tekrar nefesimizi burnumuzdan yavaş yavaş verelim. Ve verirken boynumuzu öne doğru bırakalım. Birkaç nefes burundayız. Ama bu boynumuzu zorladığımız bir durum olmayacak. Sadece yer çekimine bırakın başınızı. Nefes alırken tekrar ortaya gelelim. Nefes verirken başınızı arkaya bırakın. Boyun fıtığı olanlar çok dikkatli olsunlar. Çok fazla zorlanırlar. Hatta arkaya yapılan boyun pozlarını yapmayabilirler. Nefes alırken ortaya. Nefes verirken öne bırakın. Nefes alırken ortaya, nefes verirken arkaya. Nefes alırken ortaya, nefes verirken tekrar buraya. Nefes alırken ortaya, nefes verirken son kez arkaya. Ve nefes alırken ortaya. Tekrar nefes alalım, nefesimizi verirken sağ kulak sağ omuza doğru yaklaşsın. Boynunuzun sol tarafındaki şu esnemeyi hissetmeniz gerekiyor. Boyun fıtığı olanlar dikkatli olacaklar. Nefes alırken ortaya, nefes verirken sol kulak sol omza. Nefes alırken tekrar ortaya, nefes verirken sağ kulak sağ omza. Nefes alırken orta, nefes verirken sol kulak sol omza. Nefes alırken orta, nefes verirken sağ kulak sağ omza. Nefes alırken orta, nefes verirken tekrar sol kulak sol omza. Ve nefes alırken ortaya. Şimdi nefesimizi aldık. Nefesimizi verirken başımızı sağ omza doğru çeviriyoruz. Sağ omuzdan geriye doğru bakmamız yeterlidir. Birkaç nefes buradayız. Nefes alırken ortaya,
Nefes verirken sol omuzdan geriye doğru bakıyoruz. Yani başımız sola doğru dönüyor. Nefes alırken orta, nefes verirken sağ. Nefes alırken orta, nefes verirken tekrar sol. Nefes alırken orta, nefes verirken sağ. Nefes alırken orta, nefes verirken son kez sola doğru bakıyoruz. Nefes alırken tekrar sağ. Şimdi nefesimizi verirken başımızı tekrar yer çekimine öne doğru bırakıyoruz. Ve nefesimizi alırken sağ taraftan yukarıya doğru bir daire çiziyoruz. Sol taraftan indirirken bu daireyi nefesimizi veriyoruz. Sağ taraftan çıkarken nefes alıyoruz. Sol taraftan indirirken nefes veriyoruz. Ve yavaş yavaş yapıyoruz. Hiç acele etmek yok. Sağ taraftan çıkarken nefesimizi alıyoruz. Sol taraftan inerken nefesimizi verip ortada bekliyoruz. Ve şimdi tam tersi. Sol taraftan nefes alırken yukarıya doğru çıkarıyoruz bir daire. Sağ taraftan nefes verirken aşağıya iniyoruz. Sol taraftan nefes alırken çıkarıyoruz. Sağ taraftan nefes verirken indiriyoruz. Sol taraftan nefes alırken çıkarıyoruz. Ve sağ taraftan nefes verirken başımızı öne doğru indiriyoruz. Nefes alırken tekrar ortada buluşuyoruz. Evet. Birkaç nefes buradayız. Evet. Şimdi nefes alırken kollarımız, dizlerimizin üzerinde duran kollarımızı nefes alırken avuç içleri yere bakacak şekilde T şeklinde iki yana açıyoruz. Nefes verirken sağ kol vücudumuzun önüne gelip tam karşıyı gösterirken sol kol arkadan belimizi kavuruyor. Evet, bakın şuradan sol elimi arkadan belimin yanından göreceksiniz. Omurga dik. Evet. Nefes alırken tekrar kolumuzu yukarıya kaldırıyoruz. Ve nefes verirken sol şakağımızı sağ elimizde yakalıyoruz. Ve başımızı sağa doğru yaslıyoruz. Burada omurga buyruk sokumundan tam omuzlara kadar, başımıza kadar böyle domino taşları gibi üst üste dizilmiş vaziyette. Hayal edeceğimiz bu. Boynumuzu zorlamıyoruz. Vücudumuzun sınırlarına duyarlı kalarak. Burada sağ dirseğinizi bir tık geriye açabilirsiniz. Evet. Hem boynumuza hem de omuzlarımıza iyi gelen bir poz. Bu arada derinleştirmek isterseniz sol omuzu şöyle biraz daha geriye alıp belki belinizi bir tık daha derinden kavrayabilirsiniz. Sol sağ dirsek dışa doğru açıldı. Nefes alırken sağ kol yukarıya, nefes verirken kocaman bir daire sağ dizin üzerine. Diğer nefesinizi verirken de şöyle vücudumuzu seve seve ani hareketler yapmadan okşaya okşaya sol el sol dizin üzerine gelsin. Evet. Birkaç nefes buradayız. Oturma pozisyonundayken size birkaç şey hatırlatacağım. Sanki böyle hep söylenir ya başımızın tepesinden yukarıya bir iple asılmışız gibi ama bu çok doğru bir tanımlama. O yüzden ben de bunu kullanacağım. Omurgamız kuyruk sokumumuzdan boynumuza kadar böyle domino taşları gibi düzülmüş, dizilmiş bir şekilde imajine edebilirsiniz kafanızda. Boynunuz vücut hattınızın devamı olarak yukarıya uzuyor. Bel çukurumuzu çok fazla abartmamamız gerekiyor ama kamburumuzun da çıkmaması gerekiyor. Baktığınız bel çukuru çok fazla çıktı. Elinizi kuyruk sokumunuza yerleştirin. Sol elinizde pelvise yerleştirin. Şöyle kuyruk sokumunu hafif öne doğru ittirin. Evet. İşte omurganın en doğru hattı şu anda oluşturduğumuz. Evet.
verirken, kollar tekrar iki yana açılıyor T şeklinde. Nefes verirken sol kol vücudumuzun önünden ileriye doğru uzanıyor. Nefes al, nefesini verirken sağ kol beli arkadan kocaman kalkasın. Evet, şöyle bir yerleştir bakalım. Nefes alırken sol kol yukarıya ve nefes verirken sol parmak uçları sağ şakağımızı yakalasın. Ve diğer bir nefes alışımızda sol dirsek geriye. Evet. Ve şimdi de nefesimizi verirken başımızı sola doğru eğiyoruz. Kaç nefes buradayız. Omuzlarımızın içine çökmeden yapıyoruz bu bütün pratiklerimizi. Boynumuzu çok zorlamadan, kendi sınırlarımıza duyarlı kalarak. Nefes alırken kolunu yukarıya kaldır. Nefesini verirken sol el sol dize. Nefes al, nefesini verirken diğer sağ elimiz vücudumuzu şöyle okşayarak sağ dizimizin üzerine yerleşsin. Gözlerimiz bir kapansın. Birkaç nefes buradayız. Evet, gözlerimizi tekrar açıyoruz. Şimdi nefes alırken kollarımızı ileriye doğru uzatıyoruz. Yani omuzlarımızdan ileriye doğru uzadığınız bir haldesiniz. Sanki el bileklerimizden sizi ileriye doğru çekiyorlar hissini yakalamaya çalış. Evet. Şimdi sağ el bileğiniz sol el bileğinizin üzerine çapraz olarak gelsin. Avuç içleri birbirine dönsün ve kenetlensin. Evet. Nefes al. Nefesini verirken kenetlenmiş olan ellerin şöyle bir daire çizerek yüzünün önünden geçecek ve vücudunun önünde kenetlenmiş eller yukarıya doğru uzanacak. Burada hemen hemen gözle sağ el bileğimiz aynı hizada olacak. Yani bize yakın olan bilek gözümüzle aynı hizada olacak. Evet. Şimdi nefes alırken kollar yukarıya, nefes verirken aşağı indireceğiz. Ama bu indirme sırasında dirseklerimiz karnımıza çok yaklaşmayacak. Nefes al yukarı, nefes ver aşağı. 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 Al yukarı, 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 son kez ver aşağı. Evet. Şimdi nefesimizi verirken kollarımızı kenetli vaziyette tekrar döndürüyoruz. Yumuşak ve yavaş hareketlerle, hiç acelemiz yok. Hırs yok. Sadece şifa var. Evet. Şimdi şöyle omuzlarımızı şöyle bir kontrol edelim. İleriye doğru şöyle bir uzatalım. Nefes alırken kollar kulakların iki yanından yukarıya doğru uzasın. Evet. Şöyle bir yerleştirin bakalım. Çenemiz göğsümüze doğru yaklaşmasın ve yine bileklerimizden adeta yukarıya çekiliyoruz siz. Nefes alıp vermeye devam. Evet. Nefes almayı hiç ihmal etmiyoruz. Nefes aldık. Nefesimizi verirken kolumuz öne doğru uzansın ve ellerimizi kenetlerini açıyoruz. Şöyle kocaman bir daire çizerek, arkada kaburga kemikleri daireyi çizerken birbirine yaklaşıyor ve ellerimiz dizlerimizin üzerinde. Birkaç nefes buradayız. Thank you.
gözlerimizi tekrar açalım. Ve ellerimizi tekrar öne doğru uzatıyoruz. Nefes alırken avuç içleri birbirine baksın. Avuç içlerimizi yere çeviriyoruz. Bu defa sol el bileğimiz sağ el bileğimizin üzerine çapraz geliyor. Avuç içleri birbirine dönsün ve kenetlensin. Göğsümüze doğru alttan yukarıya doğru yaptığımız bir daire hareketi bu. Ve eller kenetli vaziyette. Bu defa da vücudumuza yakın olan el bileğimizle gözümüz aynı hizada. Böyle bir hizalanma düşünebiliriz. Evet. Eğer bileklerde çok fazla zorlanma varsa, ille kenet olması gerekmiyor. Şöyle de yapabilirsiniz. Şu. Evet. Ne yaptık? Şunu yaptık değil mi? Oradan geldik harekete. Ne yaptık? Sol el bileğimiz gözümüzle aynı hizada. Nefes alırken yukarı hareket, verirken aşağı. Yukarı, aşağı, 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 yukarı, aşağı. Son kez yukarı, aşağı. Evet. Şimdi yavaşça nefesimizi verirken el kenetlenme durumu hiç değişmiyor. Şöyle kollarımızı bir öne doğru uzatıyoruz. Eller kenetli. Şöyle omuzlarımızdan ileriye doğru uzuyoruz. Kamburumuz çıkmadan omurgamız yukarıya uzuyor. Boynumuz yukarı uzuyor. Şimdi nefes alırken kollarımız kulaklarımızın iki yanından yukarıya doğru uzasın bakalım. Evet. Evet. Şöyle bir yerleştirin. Burada dikkat edeceğimiz çenemiz göğsümüze çökmesin. Evet. Evet. Sanki el bileklerimizden yukarıya doğru çekildiğimiz bir halin içindeyiz. Aslında burada göbek deliğimizden itibaren aktif bir pozun içindeyiz. Evet. Nefes alıp vermeye devam. Nefesini al. Nefesini verirken sağa doğru bir yay hareketi bu. Evet. Sol kolunuzun altında kalan kalçanızdan, kalça hizanızdan tahil bileğinize kadar gelen bölümde bir esneme hissetmeniz gerekiyor. Evet. Nefes alıp vermeye devam. Ama üstteki kolunuz, yani sol kolunuz öne doğru kapanmamalı. Aksine göğsünüz dışarı doğru açılmalı. Evet. Nefes al, ortaya gel. Nefesini verirken sola doğru bir yay. Yine göğüs öne doğru kapanmamalı. Nefes al ortaya. Nefes verirken kollarını yavaş yavaş öne doğru indir. Ve kenetleri açabilirsin. Şöyle kocaman bir daire. Arkada kaburga kemikleri birbirine yaklaşsın. Ve eller dizlerin üzerine, gözler kapalı. Birkaç nefes buradayız. Gözlerinizi açalım. Nefes alırken eller tekrar ileriye. Ve parmak uçları yukarı bakacak şekilde karşımızda bir duvar olduğunu düşünelim. Ve nefes alırken parmak uçları yukarı kalksın. Sanki o duvarı ittiriyoruz. Böyle belki vücudumuzla minik minik hareketlerle bu duvarı hissetmeniz daha kolay olabilir. Böyle ileri geri hareketlerle. Parmak uçlarını mümkün olduğunca birbirinden uzaklaştırın. Evet. Dirsekler kıvrık değil. Omuzlardan itibaren ileriye doğru uzadığımız
bir duvarı ittirdiğiniz bir poz bu. El bileklerinize masaj yapıyoruz burada ve güçlendiriyoruz tabii. Planklarda, dağ pozlarında bu el bilekleri bize çok lazım çünkü. Evet, nefes al, nefesini verirken tam tersi parmak uçların yere baksın. Yine bu hafif yaylanmayı yapabilirsin. Nefes alırken tekrar parmak uçları yukarı baksın. Ve nefesini verirken sanki böyle bir camı siler gibi iki elde dışarı doğru dönerek bir daire oluştursun. Evet. Parmak uçları aşağıya bakıyor. Yine avuç içimizde karşımızda duran duvarı ittiriyoruz. Nefesle destekliyoruz bu pozumuzu. Evet. Şimdi sağ elimizle sol elimizin serçe parmağının kökünden başlayarak minik minik baskılar uygulayarak parmaklarınıza küçük bir masaj. Ve parmağın ucuna geldiğinizde parmağı şöyle geriye doğru çekiyoruz. Evet. Geldi yüzük parmağına sıra. Yüzük parmağının kökünden minik minik masajlarla başladık. Parmak ucuna kadar geldik ve kendimize doğru çektik. Geldi orta parmak. Orta parmağın parmak kökünden başladık. Minik 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 baskılar ve kendimize doğru çektik. Geldik işaret parmağı. Kökünden başladık. Minik 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 masajlar ve kendimize doğru çektik. Baş parmağımız için sağ elimizi elimizin altından geçirip buradan ulaşıyoruz. Ve minik minik masajlar yapıp yine sağ parmağımızı kendimize doğru çekiyoruz. Evet. Şimdi sıra geldi. Sol elin sağ ele yapacağı masaja. Yüzük varsa tabii ben unuttum çıkarmayı, onları da çıkaralım. Sol elimizin serçe parmak kökünden sağ elimizin serçe parmak kökünden sol elimizin baş ve işaret parmağıyla yakaladık. Kökten uca doğru minik minik baskılarla bir masaj yaptık ve parmak ucuna geldiğimizde kendimize doğru çektik. Sıra geldi yüzük parmağına. Parmak kökünden başladık. Minik 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 masajlarla parmak ucuna geldiğimizde kendimize çektik. Geldi ortak parmak. Orta parmağın kökünden başladık. Minik 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 masajlarla vücudumuza doğru baş parmak, pardon işaret parmağı, minik masajlarla parmak ucuna geldik, çektik kendimize ve sol el sağ bileğin altından geçti, baş parmağı yakaladık, minik minik masajlarla kendimize doğru çektik. Şimdi ellerinizi öne getirdik. Yine parmak uçları yere baksın. Evet. Karşıda bir duvarı ittirir gibi. İttirdik, ittirdik. Arkasından şöyle kocaman bir daire çizdik. Yukarıda avuç içleri birbirine değdi. Ve göğüste birleşti. Gözlerinizi kapatalım. Birkaç nefes buradayız. Evet, yavaş yavaş ellerimizi açıp şöyle yere destek olarak ellerinizi koyalım. Kalçamızı, sağ ya da sol kalçamızı yana doğru devirip hangi tarafı tercih ediyorsanız. Şöyle yastığımızı yan tarafa alalım. Ayaklarımızı ileriye doğru uzatalım. Ben şöyle biraz yandan uzatacağım. Rahat görebilmeniz için. Evet. Altınıza da bir yastık alın istiyorum. Yastığınızın yalnız tam ortasına değil, ucuna doğru bir oturuş olacak. Bu yastığı almamızdaki sebep de omuzlarımızın içine çöküp oturmamızı istemiyorum. Kamburumuz çıkmasın. Amaç bu. Yerleştik. Ayaklar ileriye doğru uzandı. Ve topuklar, yani ayaklar kalça genişleyince açık. Ne çok fazla ne de bitişik.
Kalça genişleyici açık. Şöyle omurgamızı bir kontrol edelim bakalım. Neydi? Kuyruk sokumundan ta başımızın tepesine kadar böyle domino taşları gibi dizilmiş vaziyette hayal ediyoruz. Omuzlarımızı yukarıya çekelim. Şöyle geriye doğru bir dairesel hareketle yerine yerleştirelim. Biraz ayak bileklerimizi çalıştıralım istiyorum. Nefes alalım. Nefes verirken ayak bileklerimizi ileri doğru uzatalım. Yani point. Nefes al, geriye kendine doğru çek. Nefes ver, öne doğru uzat. Nefes al, kendine doğru çek. Parmak uçları sanki dizlerine ulaşmak istiyor gibi. Öyle düşün. Nefes ver, parmak uçları ileri. Nefes al, parmak uçları geri. Nefes ver, parmak uçları ileri. Tekrar nefes al, parmak uçları geri. Tekrar nefes ver, parmak uçları ileri. Evet. Nefes alırken ortada ayaklarımız buluşabilir. Evet, şimdi dairesel hareketler yapacağız ayak bileklerimizle. Önce dışa doğru bir hareket. Yani şu. Nedir? Önce parmak uçları kendimize doğru çekeceğiz. Çektikten sonra büyük bir daire. Ayaklarımın yaptığı hareketi şu anda ellerimle yapıyorum. Evet, büyük bir daire. Nefes al. Evet, büyük bir daire. Nefesini ver. Nefes alırken geriye doğru aç. Nefesini ver. Alırken geriye doğru aç. Nefesini ver. Alırken aç. Gelirken ver. Nefes alıp verirken pozu destekliyoruz. Evet, şimdi ortada kaldık. Tam tersi şekilde döndürüyoruz. Evet. Ne demiştik? Vücudun herhangi bir bölgesinde bir sıkışma varsa poz sırasında, o sıkışmayı hissettiğiniz anda nefesi verin. Açıldığında da nefesi alın. Evet. Evet. Şimdi yastıklarımız altımızda. Tekrar size doğru döneceğim rahat görebilmeniz için. Yastığımızın şöyle tam ortasına değil, hafif ucuna doğru oturalım. Dediğim gibi. Diğer oturma şeklimizde sukhasana dediğimiz sağ topuğumuz kasığımıza yakın. Sol topuğumuz da sağ topuğumuzun önünde. Yani topuk topuğa bir hesabı. Dileyen, şimdi onları göstereceğim size. Bakın yastıklarımız iki yanımızda. Pozları yaparken istemediğimiz duygular var, hisler var. Onlardan bahsedeceğim size biraz. Nedir? Az önce de bahsetmiştim. Bir yırtılma hissi, bir bıçak saplanmanın verdiği bir acı hissini asla istemiyoruz. Çünkü amacımız şifalanmak. Diyelim ki bu pozda oturdunuz. Ki oturun bu pozda. Ki oturdukça kalçalar açılsın. Oturduğunuz çok zorlanıyor. O zaman yastıklarla dizlerinizi şöyle beslerseniz bir yandan kalçalarımızı açarken bir yandan da çok büyük acı çekmemiş oluruz. Evet. Baş parmaklarımız ve işaret parmaklarımız şöyle birbirine değsin. Dizlerimizin üzerine yerleştirelim. Tekrar bir hizamıza bakalım. Kuyruk sokumundan başımızın tepesine kadar gökyüzüne doğru uzuyoruz. Şöyle bir yerleşelim. Omuzlarımızı şöyle biraz yerleştirelim. Evet. Göbek deliğimiz aktif. Belde büyük bir çukurluk oluştuysa hemen kuyruk sokumunu şöyle pelvise doğru, öne doğru hareket ettirelim ki bu bel çukuru hizayı bozmasın. Birkaç nefes burada kaldıktan sonra şimdi kolları iki yana açalım. Sol kolu yukarıdan kocaman bir daire çizerek kuyruk sokumumuzun arkasında yere yerleştirelim. Sağ kolumuzu da, yani sağ elimizle sol dizimizi dış bölgesinden yakalayalım. Evet. Ve vücudumuzu nefesi alırken sola doğru çevirelim. Yarım omurga çevirme diyoruz biz bu poza. Ve
dediğin gibi yastıklarımızı hiç ihmal etmeyelim, özellikle benim derslerimde. Burada göğsü mümkün olduğunca sola ve dışarıya çevirmek lazım. Belki 3. 5. nefesinizi aldıktan sonra verirken dışarıdan bakıldığında görülmeyen ama sizin hissedebileceğiniz böyle milimikron derecesinde bir dönüş ve derinleşme daha yakalayabilirsiniz. Evet. Nefes al. Nefesini verirken yavaş yavaş ortaya gel. Kollar dizlerin üzerinde. Tekrar nefes alırken kollar iki yanda T. Evet. Sağ kolu şöyle kocaman bir daire çizerek arkada kuyruk sokumunun hemen arkasında yere yerleştir ki oradan destek al. Sol kol, yani sol el, sağ dizi dışarıdan şöyle bir yakalasın ve nefesini al, nefesini verirken göğüs sağa doğru dönsün ve sağ omuz başı da. Başımız sağ omuzdan geriye doğru baksın. Araştırın bakalım. Büyük bir hırs içerisinde değil de odağında şifalandırma düşüncesi olarak yaparsanız hiçbir şekilde zarar görmezsiniz. Çünkü kimsenin vücut sınırı kimseye uygun değildir. Evet. Nefes al. Nefesini verirken sağ dizini bırak. Devre doğru dönebilirsin. Böyle ellerimiz dizlerimizde, birkaç nefes, gözlerimizi gözlerimizi açabiliriz. Şimdi bir nefes egzersizi yaptırmak istiyorum sizlere. O yüzden rahat bir oturuşa gelin, gene omurganız kamburlaşmasın. Dik bir oturuş olsun bu. Nadişülü dediğimiz bir nefes tekniği bu. Dengeleyici bir nefestir. Sakinleştirici ve dengeleyici bir etkisi vardır. Günlük yaşamınızda bunu çok rahatlıkla kendinizle yapabilirsiniz. Uygulanması kolay bir nefestir. Sağ elimizle bir mudra yapıyoruz ve işaret parmağıyla orta parmağımızı avucumuza doğru kapatıyoruz. Evet, şu şekilde. Baş parmağımız, yüzük parmağımız ve serçe parmağımız açık. Eğer şu iki parmak birbirine yaklaşmıyorsa şöyle bir kenetleyebiliriz. Şöyle burnumuzdan derin bir nefes alalım. Yavaş yavaş verelim. Derin bir nefes alalım. Yavaş yavaş verelim. Bu egzersizi gözler açık da yapabilirsiniz. Ama gözler kapalı yapmayı her zaman tercih ediyorum. Daha nefesimize odaklanabilmek, bu hale odaklanabilmek için. Sağ elimizin baş parmağıyla mudramızı yaptıktan sonra sağ burun deliğimizi kapatıyoruz. Normal şiddette sol burun deliğimizden nefesimizi veriyoruz. Ve sol burun deliğimizden alıyoruz. Sol burun deliğimizi kapatıp sağdan veriyoruz. Sağdan alıyoruz. Sağı kapatıp soldan veriyoruz. Solu kapatıyoruz. Ve sağdan alıyoruz. Sağdan veriyoruz. Sağ kapatıyoruz. Soldan alıyoruz.
soldan veriyoruz. Gözler kapalı. Birkaç nefes buradayız. Yastıklarınızı hiç çekinmeden kullanabilirsiniz. Tekrar mudramızı yapıyoruz. Baş ve orta parmak, pardon, işaret parmağı ve orta parmak kapalı avuç içine şu şekilde. Yüzük parmak, serçe parmak ve baş parmak açık. Sağ burun deliğinizi kapatıp sol burun deliğinizden veriyoruz. Sol burun deliğinizden alıyoruz. Solu kapatıyoruz. Sağdan veriyoruz. Sağdan alıyoruz. Sağı kapatıp soldan veriyoruz. Soldan alıyoruz. Solu kapatıp sağdan veriyoruz. Sağdan alıyoruz. Sağı kapatıp soldan veriyoruz. Soldan alıyoruz. Solu kapatıp sağdan veriyoruz. Sağdan alıyoruz. Sağı kapatıp soldan veriyoruz. Gözler kapalı. Birkaç nefes buradayız. Evet, bir set daha yapıyoruz. Mudramızı alıyoruz. İşaret ve orta parmak. Avuca kapalı, diğer parmaklar açık. Baş parmakla sağ burun deliğimizi kapatıp sol burun deliğimizden nefesimizi veriyoruz. Soldan alıyoruz. Solu kapatıyoruz. Sağdan veriyoruz. Sağdan alıyoruz. Sağı kapatıp soldan veriyoruz. Soldan alıyoruz. Solu kapatıp sağdan veriyoruz. Sağdan alıyoruz. Sağı kapatıp soldan veriyoruz. Burnumuzdan nefes alacağız. Verirken iki katı bir sürede vereceğiz. Atıyorum iki sayıda aldıysak dört sayıda geri vereceğiz. Üç sayıda aldıysak altı sayıda geri vereceğiz. Şimdi üç sayıda alıp altı sayıda geri vermemiz gerekiyor. Almaya başladık. Bir, iki, üç. Veriyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, 6. 3 sayıda alıyoruz. 1, 2, 3. 6 sayıda veriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 sayıda alıyoruz. 2, 3. 6 sayıda veriyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. Gözler kapalı. Birkaç nefes. Doğal nefesimizde buradayız. Gözlerimizi açabiliriz.
nefesimizi günlük yaşantımızda her gün uygulayabiliriz. İhtiyaç duyduğumuz her an dengeleyici bir nefestir, sakinleştirici bir etkisi vardır. Yatmadan önce, uykudan kalktığımız ilk anda bunu rahatlıkla yapabiliriz. Evet, şimdi şöyle yastıklarımızı biraz kenara alalım. Yine matımızın üzerindeyiz. Evet, şöyle yavaşça bir masa pozu ya da inek pozuna gelebiliriz. Yani şu, size doğru dönüyorum ben. Burada eller omuzların hemen altında yerde. Dizler kalçaların hemen altında yerde. Ayaklar takılı. Boynumuz, omurgamızın devamı ileriye doğru uzuyor. Başımız ileriye doğru uzuyor. Yüzümüz yere bakıyor. Evet. Şimdi nefes alırken kuyruk sokumumuzdan başlayarak yukarıya doğru bir yay şekli oluşturacağız. Nefesi alırken. Nefes verirken hareket yine kuyruk sokumundan başlayacak. Bakın. En son başımız yere gelecek. Nefes alırken kuyruk sokumundan başlayacağız. En son baş yukarı gelecek. Nefes verirken yine kuyruk sokumundan başlayıp en son başımız aşağı gelecek. Yana biraz daha gözünüzü daha rahat görmeniz için. Şimdi başlıyoruz. Ayaklar takılı. Evet. Kuyruk sokumundan başlayarak nefes almaya ve çukurlaşmaya başlıyoruz. Omuzlarınızın içine çöktüğünüz bir yerde olmayın. Nefes veriyoruz. Kuyruk sokumundan başlıyor hareket. Dekan burnunuzu çıkarın. Çıkarın başınız aşağı. Nefes alırken tam tersi. En son baş yukarı gelecek. Nefes verirken kuyruk sokumundan başlasın hareket. Dekan burnunu iyice çıkar, 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 çıkar. Baş en son yere. Nefes alırken yine tersi, yukarıya doğru, başını uzattığın bir yerdesin. Nefes verirken tekrar, evet, başın en son aşağıda ve şimdi ortaya bir masa pozuna gelelim. Ayaklarımızı yere serelim, kalçalarımızın üzerine, pardon, kalçalarımızı ayaklarımızın üzerine bırakalım. Eller ileride. Şaşan kalsana, yani tavşan pozu. Burada eller matı iter bir durumda olmalı ki kasık kırışıklarımız iyice açılsın. Yani ellerin ileride olmasının sebebi kalçalarımızı ayaklarımızın üzerine iyice serebilmek. Hem de omuzları açan bir poz. Nefes alıp vermeye devam. Alnımız yerde. Ellerimizi yavaş yavaş başımızın yanına alalım. Ellerimizden aldığımız destekle omurgamızı kuyruk sokumundan başlayarak yavaş 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 kaldıralım. Boynumuz yukarıya geldiğinde omuzları yukarıya doğru çekip geriye doğru yuvarlayıp kaburgaları birbirine yaklaştıralım. Evet. Gözlerimizi kapatalım. Birkaç nefes buradayız. Oturma pozundayız şu anda. Gözlerimizi açalım. Ellerimizi dizlerimizin üzerinde yere koyalım. Pıtı 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 ileriye ilerletelim. Eller yine omuzlarımızın hemen altında. Dizler kalçalarımızın altında. Kalça genişleyince açık. Sağ elimizi yerden kaldırıp sol elimizin altından ileriye doğru uzatalım. Bakın böyle. Ta ki sağ şakağımız yere gelene kadar. Şakağımız yere geldiğinde, evet, omuz açıcı bir poz yine. Ayaklar takılı da olabilir, serilmiş de olabilir ama takılı olması sizin için daha faydalı olacaktır.
Evet. Belki bir tık daha ileriye yürütebilirsiniz. Bir araştırın bakalım. Nefes alıp vermeye devam ediyoruz. Omuz açan bir pozdur bu. Sol eli yavaş yavaş sola doğru alın. Sol elle yerden aldığınız destekle başımızı yerden kaldıralım. Evet. Şöyle bir ayaklarımızı yere serelim. Kalçalarımız ayaklarımızın üzerine otursun. Ve kolları kalçalarımızın iki yanında yere yerleştirelim. Başımız yerde. Avuç içleri yukarıda. Balasana. Nefes alıp vermeye devam ediyorum. Tekrar ellerimizi dizlerimizle aynı hizaya getirip yerden aldığımız destekle sırtımızı omurumu yukarıya kaldıralım. Şimdi size doğru döneceğim daha rahat görebilmeniz için. Siz aynı yerden devam edin. Yine bir masa pozundayız. Evet, masa pozundayız şu anda. Eller omuzların altında, dizler kalçaların altında. Sol elimizi yerden kaldırıyoruz ve sağ kolumuzun altından ileriye doğru yürütüyoruz. Tabii ki dirsek, sağ dirsek kırılmaya başlıyor. Ta ki sol çakak yerle buluşana kadar. Evet. Nefes alıp vermeye devam ediyoruz. Burada sağ elinizi daha sağa doğru açabilirsiniz. Evet. Ve belki sağ elinizden aldığınız destekle kendinizi bir tık yukarı kaldırıp tekrar sol elinizi biraz daha ilerletebilirsiniz. Omuzunuzda bir tık daha bir açılımı hissetmeniz için. Sol çakak. Yerde. Nefes alıp vermeye devam. Dilerseniz sağ elinizi biraz daha açabilirsiniz ihtiyaç duyuyorsanız. Sağ elinizden aldığınız destekle vücudunuzu kaldırın. Sol el sol omzun altına gelsin. Sağ el sağ omzun altına gelsin. Ayaklarını yere ser. Kalçalar ayakların üzerinde. Baş hemen önümüzde yerde. Ve kollar kalçaların iki yanında yerde avuç içleri yukarı göstersin. Nefes alıp vermeye devam. Nefes alırken ellerimizi dizlerimizin iki yanına yerleştirip nefes alırken yukarıya doğru kendimizi omur omur kaldıralım. Evet. Şöyle bir omuzları yukarı çekin. Geriye doğru bir daire yapın. Evet. Şimdi yavaş yavaş kendinizi şöyle matın o güvenli kollarına, tatlı kollarına bırakalım. Ne dersiniz? Yavaş. Hiç acele hareketler yok. Şöyle bir bırakalım. Beni görmenizi sağlayacak şekilde yatacağım. Evet. Evet. Yattık. Yavaşça bıraktık. Bacaklarınızı matın ucuna doğru uzatın. Kollarınızı da uzatın. Şimdi önce sağ ayağınız, sağ ayak tabanınız yere gelsin. Ve dizinizi göğsünüze doğru çekin. Ardından sol ayak tabanınız yere gelsin ve dizinize doğru çekin. Ellerinizle dizinizin üzerinden yakalayıp kenetleyebilirsiniz. Evet. Rahatlatma pozu. Aslında diğer adı da hava çıkarma pozu. Sindirim sistemine, bağırsaklara, karın bölgesindeki iç organlarımıza masaj yapan
Poz. Şöyle ufak ufak belki baskı uygulayabilirsiniz. Ritimli bir şekilde. Evet. Çekilmiş vaziyetteydi zaten. Kolları T şeklinde açalım. Dizlerimizi sol tarafa doğru yatıralım. Sol tarafa yatırdığımız dizlerimiz solda dururken sağ kolumuz, yani sağ omzumuz yerden kalkmayacak. Eğer kalkıyorsa sol bacağımızın altına şu şekilde bakın bir yastık yerleştirebilirsiniz. Evet. Eğer sağ omuz yerden kalkıyorsa, çünkü sağ omuzun kalkmaması gerekiyor. Ve başımız sağ omuzdan ve sağ parmak uçlarımızdan ileriye doğru bakıyor. Sağ omuz yerde, baş sağ omuzdan ileriye baksın, bacaklar sol tarafta yerde. Şimdi tekrar dizlerinizi toparlayıp karnınıza doğru getirin. Az önce sola doğru yatırmıştık. Şimdi kollar gene de sağa doğru yatırıyoruz bacaklarımızı nefesimizi verirken. Evet. Burada da yine işin püf noktası sol omuz yerden kalkmayacak. Ama kalkıyorsa lütfen bir yastıkla destekleyin bacaklarınızı. Evet. Ama kalkmıyorsa yastığınızı çıkarın. Ve başımız sol omuzumuzdan ve sol kolumuzdan ileriye doğru baksın. Güçlü bir çevirme pozudur bu, omurga çevirme. Nefes alırken ayaklarını yere bastır. Evet. Dizlerini tekrar kendine doğru çek. Nefesini al. Nefes verirken dizlerinden aldığın destekli kendini bir oturuşa getir. Kollar şöyle yukarıya doğru uzansın. Kocaman bir daire ve göğüste yancıları burada birleşebiliriz. Evet. Efendim bugünkü dersimizi bitirdik. Namaste. Şifa olsun.